Ters manyel, kafam oldu manyak. İstanbul'un tam ortasında son durak. Işıklı caddeler, güzel kadınlar ve hareketlidir sokak. Batak burası bazen ters istikamet ama güzel şarap, temiz para, araba, plaza, jacuzzi, yakuza inmez 8'e hep 9'a. Yavaş yavaş gelir hareket, her şey bol, her şey sürüsüne bereket. Adamlar, kadınlar, evin trafiği İstanbul'a dar. Kafamız güzel, ne içtik belli değil. Viski, vodka, şarap ve bira. Maşallah su gibi akıyor Sevil. Akbil bas ve bin metroya. Levent'te in ve yürü yukarıya. İfadeni alıp çekeceğim sorguya. Aklanamazsın bu gece boyunca. Sürecek işkence sabaha kadar. Dar gelecek bu odalar, çok dar. Far yanmaz, zifiri karanlıktayız. Kar yağmaz burada çöl ıssız. Bedevi gibisin adeta bahtsız. Fiko! Fiko bir baksana. Efendim Macit. Oğlum bir gelsene bir dakika ya. Oğlum kahve dolduruyorum, görmüyor musun ya? Ya bir gelsene bir dakika abi. Tamam la tamam, geliyorum. Ne oldu lan? Oğlum bir baksana ya. Oh, o ne lan? Oğlum kız burada çalışıyor. Senin yaptığın şey de ayıp ama ya. Yok ya, kumaştan. Pantolon bir 20 santim kadar pot yapmış. O ne lan? Öyle pot mu olur oğlum? Ben de çadırı kurdun sandım ha. Yok ya, ne çadırı? Yani öğle vakti çadır mı kurulur? Takılmayın böyle şeye ya. Lan! Lan oğlum, hasta mısın lan sen? He? Niye içeri girerken bir ses vermiyorsun? Niye bizi her seferinde korkutuyorsun ya? Hayırdır ya? Sen niye geldin yine? İnternetten tanıştığım kızla chat yaparken kotam bitti. Sizinkini kullanacağım. Sizi rahatsız etmem, çalışabilirsiniz. Lan, vallahi işin gücün chat yapmak ya. Zaten amacım da chat yapmak. Ha. Kaan, bu internette tanıştığın kızlar arasında şöyle doğal yüzü birisi var mı? Yüzlerine hiç dikkat etmedim. Bir dahakine ederim. Macit Bey. Macit Bey, bir şey söyleyeceğim. Buraya ilk geldiğimde siz beni yanlış anladınız. Siz beni temizlikçi sandınız. Aslında neden böyle düşündüğünüz anlamadım ama ben buraya asistanlık görüşmesi için geldim. Kim? Sen? Evet, ben. Bir yanlışlık oldu sanırım yani. Yok, hiçbir yanlışlık yok. İlana bakıp geldim. İlan mı? Yanında mı o ilan? Oku bakayım şunu. Evet evet, yanımda. Okuyorum. 25 yaşlarında, çok çok güzel. Ama neyse ne işte. Seksi, doğal birini arıyoruz. Nasıl yazmışım ama? Allah belanı versin Kaan. Lan kafama sıçayım ya. Senden böyle bir şey rica ettiğim için beynimi... Oğlum sizi düşündüm. Çok çalışıyorsunuz. Bir faydam olsun istedim. Ben de tam sayfa ilan verdik, kimse başvurmadı diyorum. Ya Allah belanı versin. Neyse, kız hazır buraya kadar gelmiş. Bunu işe de aldık. Asistanlık olarak da bir şans verelim yani. Evet, evet. Ha, bu arada saydığım tüm özellikleri bizzat kendim taşıyorum. Ama şu prozan, prezerve, yok prezan, püre, pro, neyse işte sinemaya gitmeyi de çok severim. Romantik film de izlemeyi çok severim. Aa, bir de patlıcan. Tamam, olur. Tamam. İşe alındınız. Gerçekten mi? Aa, soru sormayacak mısınız? Soru? Kıyamete hazır mısınız? Tövbe tövbe. Evet, hazırım tabii ki. Biliyor musunuz? Çeyizim için biriktirdiğim bütün paramı dolar hesabına yatırdım. Aslında ben garantici biriyimdir. Mesela markete gittiğimde bir kibrit kutusu aldığımda kibritleri böyle teker teker bakarım, böyle yakarım. Yanıyor mu, yanmıyor mu diye. Bildiniz. Gerçekten mi? O zaman madem öyle, ben size ilk işinizi veriyorum. Kerim Bey'i arayın. Acil kargo bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kerim. Tamam. Tamam tamam, ben sana detayları anlatacağım. Şu mutfakta ajanda var, onun içine detaylar yazıyor. Tamam mı? Kaan'cığım, sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğun için. Gidebilirsin kardeşim. Bakın, gidersem bir daha gelmem. Tamam. Kıza iç çamaşır rengini sordum. Cevabı gelsin, gideceğim.
Vallahi Kaan, gelmene seviniyorum. Ama gitmene daha da çok seviniyorum. Bir git ya. İşimiz gücümüz var ya. Hadi Kaan'cığım. Hadi canım. Şunu evet, gözlerim. Şöyle. Çok yakışmış. Ah, teşekkür ediyorum. Aslı, Macit Bey bu iş konularında çok titizdir ona göre. Ya öyle mi? Evet. Biko Bey, Macit Bey bu sosyetik kızla sevgili mi yoksa? Yok ya, ne sevgilisi. O bizim ev sahibinin kız kardeşi, Şakir'in kardeşi o. Burası bizim için çok stratejik bir nokta. Ayrıca Miss Model mi ne, onun birincisiymiş. Bu mu? Tabii kesin öyledir. Size bir sır vereyim mi? Ben de en karakterli kız yarışmasında birinci seçilmiştim. Anlıyorum. Bu arada Merve, yüzün nasıl oldu? Yani mimiklerini umarım daha iyi kullanıyorsundur. Ay sorma Macit. Tam da o gün botoks yaptırmıştım. Sizi öyle görünce zaten mimiklerimi kullanamıyorum. Resmen yüz felci geçirdim. Ay maşallah şimdi çok iyiyim ama botoks da boşuna gitti yani. Yani sana bir botoks borcum var ha? Süper. Biliyor musun, bir botoks yaptırın dudağa yağ enjektesi kampanyası var. Hatta ben böyle yaparlarken videomu falan Instagram'a koyup o zaman ekstra indirim yapıyorlar. Yani Allah'tan hikayelerini falan gizledim de o maskeli falan tuhaf hallerini görmüyorum ya. Neyse bak, rehber burada. Buradan Kerim Bey'i bulup arayacağım. Kerim. Bu kargonun bugün gelmesi lazım ona göre. Kerim Bey tamam. Arıyorum hemen. Piko Bey. Macit Bey böyle süslü tiplerden mi hoşlanıyor? Sen niye takıldın böyle süslü müslü meselelerine ya? He? Macit'in bu aşk oyunlarına niye takıldın sen bu kadar? Ayrıca Macit'in ona gılı bile kımıldamaz. Öyle onun mi? Tarzı çok farklıdır tabii. İçim rahatladı. Tövbe estağfurullah. Hadi ara şunu, ara ya. Kerim Bey'di değil mi? Kerim canım, Kerim. Ya akşamki partiye sen de gelsene. Yani sosyalleşelim mi diyorsun? Evet. Yani kusura bakma Merve, öyle eline viski kadehi alıp sağdaki soldaki kızları gözleriyle soyup bir de bir şey görüyormuş gibi pis pis sırıtan tiplerle aynı ortamda olmak hiç istemem. Biliyor musun? Son trend bir tane böyle yırtmaçlı etek aldım. Görsen efsane. Gel işte sen de ya. Yoğunum. Sen de hep yoğunsun. Valla şüpheleneceğim artık senden. Yok artık. Ha bu göründüğü gibi değil. Sen şey sandın. Kumaştan. Yani pantolonun azizliği. Yani hani sanma kısmını yanlış mı anladım bilmiyorum ama hani bunun için kendini kötü hissetmene gerek yok Macit. Yani yok ya, pantolon yani bir 30 santim kadar pot yapmış. Ya öyle bir şey olsa ben sana niye söylemeyeyim? Yani niye çekineyim yani? Ya yok yok. Bak ben şimdi senin bu durumundan ama kendimi sorumlu hissediyorum. Eğer izin verirsen... Yok yok. Toplantım var. Teşekkür ederim. Emin misin? Son kararım. Acaba akşam partiden sonra sana mı gelsem? Hem Şakir abim de evde olmayacak. Şakir? İşim var. İyi madem. Senin soyacağın yok. Ben de bari gideyim de yüzümdeki ölü derileri soydurayım. Tabii. Sen git. Bakım şart. Mutlaka. Ben de sana eşlik edeyim. O zaman görüşürüz. Alo. Evet. Gerekli olan bütün malzemeleri getirin. Tabii. Hepsini gönderin, hepsini. Evet, hepsini. Nasıl? Anlamadım. Gönderin diyorum, gönderin. Selam söyle. Tamam efendim, tamam. Görüşürüz, iyi günler. Niye selam söylemedin? Konu açılmadı ki. Bu arada Macit Bey saat tam 5'te kargonuz elinizde olacak. Tamam. Ya Fiko, dikkat ediyorum da çevremizde hiç güzel kadın kalmamış. Hepsini kapmışlar. Bu da kendini nimetten sayıyor ya. Çevremizde bir tek Asu var. Evet, Asu. Ama o da iş sahibi, olmaz. Niye olmasın? İkimizden birinin Asu'yu tavlaması lazım. Hazır ruj kampanyasını da aldık.
Şerefsiz Kazım'dan da asıyor 300 milyon dolar para kaldı. Yani ikimizden biri. Anlıyorum tabii. Bu pastadan bizim de payımızı almamız lazım Macit. Kesinlikle. Aslında ben seksi bir adamım ya. Acaba geldiğinde ne yapsam da onu tavlasam? Şöyle mi dursam? Ya da böyle mi? Ya da şurada mı dursam? Ya da böyle? Ya da böyle? Olmadı. Kapıya doğru döneyim. Böyle atlayayım. Hı? Böyle çok seksiyimdir. Aa, sen kimsin ayol? Asistan. Aa, çekil. Fikret, sen ne yapıyorsun burada? Yani şu anda doğal bir yüz düşünüyorum. Ayrıca böyle çok seksiyimdir. Öyle mi? Hay Allah. Ay neyse neyse, tamam. İş konuşacağız. Da burada değil herhalde. Masaya gel. Evet. Doğal yüz buldunuz mu beyler? Yalnız doğal yüz yoksa para da yok tatlım. Gitti. Adam bayılıyor, demeyin böyle şeyleri. Kalk lan bak. Fiko hadi gir. Giriyorum. Gir. Asu Hanımcığım. Hı? Çok güzelsiniz. Çok çok muhteşem. Güzellikte bir bayansınız. Harikasınız, muhteşemsiniz. Fevkaladenin fevkinden biraz daha fazlasınız. Biliyorum. Yani diyorum ki bu cenazedeyken sizin o gözünüzden akan yaşlar sütun gibi bacaklarınıza dökülüyordu. Ne diyor bu ayol? Yani köprünün diyor maşallah sütun gibi bacakları var diyor. Tabii tabii, o köprünün hele o askılıkları, o dekolte askılığı yok mu? İnsanın atlayası geliyor. Köprüden diyor. Ay ne diyorsunuz ayol, köprü sütun mütun? Anlamıyorum. Ben diyorum ki tatlım, eğer diyorum performansınız böyle giderse alacağım sizden işi diyorum. Yine gitti. Ya böyle demeyin ya. Çocuk bayılıyor ya. Kalk lan. Kalk lan kalk. Sıra bende. Ben hayvanları çok severim. Gerçekten mi Macit? Ay çok şekersin. Tabii İstanbul'da çok aslan vurdum. İyi de İstanbul'da aslan yok ki. İyi işte hepsini ben vurdum, kalmadı. Ayıptır söylemesi. Ben de geçen sene 999 tane tavşan avladım. Yahu şuna yuvarlak hesap 1000 tane avladım desene. Ben yalan söylemeyi sevmem. Bir tane tavşan için şimdi yalan söyleyemem. Çok dürüst bir insanım normalde. Evet evet neyse. Macit'ciğim sizin kuşunuz da var mı? Ona kuş demesek, kartal desek alınıyor kerata. Hay Allah. Benim de kuşum var. Hatta bayanları gördüğünde ayağa kalkıyor dikili saygısından. Ay içim daraldı ay. Yanınız o benim suyumdu ya. Öyle mi? Ay neyse. Neyse. Dediğim gibi çocuklar. Eğer beceremeyecekseniz işe alacağım sizden. Bu performansla olmuyor yani. Ay yine bayıldı. Bunda erken bayılma problemi var ya. Evet, evet. Macit. Kalk yavrum kalk Macit. Kendinden geçiyor ya. Bu size gelmiş. Ay işte centilmen erkek. Merhaba. Ay bu işte çalışacağım. Asistanınız kimdi Macit ve Fiko? Asistanınız kim mi? Asistan mı? Kaan tabii ki. Çok memnun oldum. Artık yakın çalışacağız demek ki. Tabii çok yakın çalışacağınız ya. Hatta o kadar yakın çalışacağınız mı? Aranızda su sızmayacak. Ay güzel güzel güzel. Çok iyi haber bu. Tamam. Ben artık gideyim o zaman. Biliyorsunuz Kazım'ımın mevlidi var. Profiterol yaptım.
Size de gönderirim Kaan'la o zaman. Olur mu? Gelirsin tatlım sen. Hadi hoşçakalın. İnanamıyorum ya. İlk işinizde reklamcı Kerim Bey'i aramak yerine seks çok sahibi Kerani Bey'i aramak tam bir mallık. Gerizekalılık. Aptallık. Ama Macit Bey. Tamam kes. Yani ilk günden de kalbinizi kırmak istemiyorum. Kiko beni bilir. Bu konularda çok hassasımdır. Bilirim. Kelimeleri özenle seçer. Neyse. Üst kata çıkın. Gömlekleri ütüleyin. Siz kimseyi aramayın lütfen. Peki Macit Bey. Ne göndermiş lan acaba bu? Kerani ne göndermiş acaba? Açsak mı? Ben bir lavaboya gidiyorum ya. Aç sen. Ne yapıyorsun ya? Fiko! Fiko! Ne oldu lan? Fiko gel! Ne oldu? Oğlum! Dur! Dur ben halledeceğim dur! Dur halledeceğim! Kendime geldim o. Şakir. Ne oluyor lan? Ne Şakir oğlum? Ne diyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz la? Kolimi kesiyordunuz la? Konekler. Şakir. Tamam kes. Midemi bulandırıyorsunuz. Bak. Herkesin cinsel hayatına kimse karışamaz. Herkes kendi cinsel tercihimizde özgürdür. Ama kimi o şekil sevişir, kimi boş şekil sevişir, boş şekil sevişir, o şekil boş şekil sevişir. Ama ben home ofisimde homomsu ilişkiler var dedirtmem. Tamam mı lan? Affedersin, bak çok kısıtmış. Alo? Lan. Ben şimdi ne yapayım lan? He? Tokat manyağı mı yapayım lan size? Hayır yapmayacağım. Evimden defolup gidin. Ruh hastası lan bu. Deli lan bu. Hastanelik lan bu. Ne yapacağız lan bizim herifle? Oğlum herif bizi şey sanıyor lan. Niye öptü ki? Ters manyel, kafam oldu manyak. İstanbul'un tam ortasında son durak. Işıklı caddeler, güzel kadınlar ve hareketlidir sokak. Batak burası bazen ters istikamet ama güzel şarap, temiz para, araba, plaza, jacuzzi, yakuza inmez 8'e hep 9'a. Yavaş yavaş gelir hareket, her şey bol, her şey sürüsüne bereket. Adamlar, kadınlar, evin trafiği İstanbul.